Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Evet, küresel piyasalarda bir tarafta borç savanı çıkması devam ederken içeride ise ikinci tura giden süreç içerisinde volatilitenin arttığını da takip ediyoruz. %2'nin üzerinde düşüşler açılmıştı. An itibariyle kayıplarını telafi etmeye çabalayan, çalışan bir Borsa İstanbul görüntüsü söz konusu. %1,3'lük bir geri çekilme var. 4442 puandan da işlemden geçtiğini görüyoruz. BIST endeksinde ayrıntıları Bloomberg HT para ve sermaye piyasaları müdürümüz Ebru Usta ile birlikte konuşacağız. Ebru, günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Evet, ayrıntılarda neler var? Dün nasıl bir görüntü ile birlikte kapattık? Bugün görüyorum ki kayıplar biraz daha telafi çabasında. Dolayısıyla resim netleşiyor mu dersin, ne dersin? 4501 puandan kapanış yapan bir endeks vardı. Bugün de %1,3 civarında spot tarafta eksi taraf var. Evet, kayıplarını telafi etmeye çalışan bir endeks var. Viyop tarafına baktığımızda %2'lik bir kayıp olduğunu görüyoruz. Haziran vadeli sözleşme dün 5243 ile 5508 bandında hareket etti. İşlem gününü de tabandan kapattı. Viyop tarafı da 5243 seviyesinden kapattı. Akşam seansı da yine negatif taraftaydı. Bugün de aynı negatif durum devam ediyor. Dün Haziran vadeli sözleşmede açık pozisyon sayısı 3884 adet azalarak 283652 adede düştü. Teminat tamamlama çağrılarında artış var. 1.6 milyar TL'nin üzerine çıkmış bir teminat tamamlama çağrısı var bugün için. Diğer taraftan baktığımızda model portföy güncellemeleri var aracı kurumlardan. Geçtiğimiz haftaki bankacılık endeksindeki artışın ardından bugün ve dün de sert satışlar görmüştük. Dün Deniz Yatırım tarafından bir model portföy güncellemesi gelmişti. Akbank ve Garanti Bankası'na. Akbank'ı model portföyünden çıkarmıştı. Garanti Bankası'nda döngüsel model portföyünden çıkardığını açıklamıştı. Ayrıca döngüsel portföyden Koç Holding'i de çıkardığını açıklamıştı. Dün ayrıca Gedik Yatırım'dan da bir model portföy güncellemesi geldi Pelin. Yapı Kredi Bankası'nı çıkarttıklarını söylüyorlar. Yapı Kredi Bankası'nda kar aldıklarını, temel olarak bankayı uzun vadede beğenmeye devam etmelerine rağmen portföylerinde %44'lük piyasa üstü getiri katkısından dolayı karlarını realize etmek amacıyla Yapı Kredi Bankası'nı dün itibariyle model portföylerinden çıkardıklarını da açıkladılar. Bankacılık endeksi bugün hem Viyop'ta hem de spot tarafta negatif ayrışmaya devam ediyor. İstersen hisseler bazında Viyop tarafına bakalım bugün itibariyle de. Akbank'ta taban seviyeler görüyoruz. Yine dünkü taban seviyelerin ardından Arçelik'te %1,44'lük artı var Viyop'ta. Aselsan'da %2'yi aşan kazançlar var. BİM tarafında %9'luk kayıp var. Emlak konutta %2'lik kazanç var. Ereğli'de artıda bir görünüm olduğunu görüyoruz. %1,5'luk artı görüyoruz Ereğli hissesinde Viyop'ta. Fortoto'da %2'ye yakın artılar var. Garanti Bankası'nda diğer bankalarda olduğu gibi %9,5'luk eksi var. Gübre fabrikalarında %0,25'lik artı var. Halkbank'ta %1,5'luk kayıp olduğunu görüyoruz. İş Bankası ve Koç Holding'de yine Viyop'ta taban seviyeler görüyoruz. Dünkü görünüm gibi Koza A hissesinde %3'lük artı var. Kozal'da %2'lik artı var. Kardemir'de %1,75'lik artı var. ODAŞ'ta %1,4'lük bir artı olduğunu görüyoruz. Petkim daha sınırlı artılarla %0,7'lik kazançla günü devam ettiriyor Viyop tarafında. Pegasus'ta 1,26'lık kazanç var. Sabancı Holding'de %3'lük kayıp var. Şişe Cam'da %1,4'lük artı var. Yine aynı şekilde Tofaş'ta da %2,6'lık artı var. Türk Telekom %0,75 artıda. Tüpraş %0,24'lük sınırlı artılarda. Vakıfbank dün akşam saatlerinde bilançosunu açıklamıştı. Beklentilere paralel bir net kar açıkladı, 4,5 milyar TL'lik. Bu sabah saatlerinde de Viyop'ta %1,75'lik kayıp var Vakıfbank hissesinde. Vestel'de %1,55'lik artı var. Yapı Kredi Bankası'nda da Viyop'ta taban seviyeler görüyoruz Pelin. Çok teşekkür ediyorum Ebru, aktardıkların için diyoruz. Şimdi ise Asya'ya gidiyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Bloomberg HT Asset temsilcimiz Sadi Kaymaz bizlerle birlikte. Sadi, hoş geldin yayınımıza. Makroekonomik verilere dair endişeler, beklentilerin altında gelen veriler Çin ekonomisinde toparlanmaya dair de endişeleri arttırdı gibi görünüyor. Ayrıntıları ise sen de neler aktarırsın bize?
Pelin, toparlanma heyecanı vardı biliyorsun. Bundan 3-4 ay kadar önce Çin ekonomisinde önlemler kalktı, Covid önlemleri kalktı. Bundan sonra hem sanayi tarafında hem hizmetler tarafında bir canlanma olur diye bekleniyordu. Evet, bir canlanma da oldu ama o canlanma özellikle sanayi tarafında son derece belirgin bir şekilde de ivme kaybediyor. Doğru tanım bu olur, doğru tarif bu olur. Neden böyle söylüyorum? Çünkü ilk belki 2 ay örneğin Çin tatilleri vardı. Daha sonra Mart ayı zayıf geldi. Nisan ayı verilerine baktığımızda da o zayıflığın bir trend haline dönüştüğünü çok rahatlıkla görüyoruz. Neden böyle söylüyorum? Bir defa geçen senenin Nisan ayında Şangay kapanması vardı. Ekonomi felç olmuştu. Dolayısıyla rakamlar ya da oranlara manşetten bakıldığında çok yüksek görmeyi umuyorduk. Örneğin %22 perakende büyümesi bekleniyordu ama gerçekleşene baktığımızda onun çok ardında kaldı. %18,9 oldu. Sanayi tarafında da çift haneli büyümeler bekleniyordu. %10,9'du Bloomberg anketine katılanların tahmini. Yine Çinli analistlere baktığımız zaman %13, %14, %15 bekleyenler vardı ama gerçekleşen %5,9 oldu. Normal şartlarda bile, Covid döneminde bile %6'ları hatırlarsın biz görüyorduk. Yine sabit sermaye yatırımlarına baktığımızda, onların içinde emlak yatırımlarına baktığımızda negatif büyümeler görüyoruz. Dolayısıyla makroekonomik makroekonomik verilere baktığımızda Çin ekonomisi zayıf. Nitekim de özellikle öğleden sonra ağırlaşan satışlar gördük. Çin hisseleri başta olmak üzere Shenzhen ve Şangay başta olmak üzere negatif kapandı bir satış dalgasıyla birlikte. Tabii biz bardağın boş tarafını konuştuk. Bir de dolu tarafı da var. Orada da tabii ki örneğin iç seyahatlerde çok ciddi yükseliş var. Yine Çin'in petrol talebinde, petrol tüketiminde 15 milyon varil günlük bunun aşıldığını gördük. Dolayısıyla rafineriler hala iştahlı. Bir de tabii çelik üretim var. Orada da yıldan yıla baktığımızda %1,8'lik bir düşüş görsek de 92 milyon ton tek bir ayda ürettiler. Bu Çin için iyi bir miktar diyebilirim. Zaman zaman 70-80 milyon tonlara düştüğünü gördük. Dolayısıyla bunlar belki biraz destekleyici taraflar ama son bir not da ekleyeyim. Bu aslında Çin'de durumu daha iyi anlatıyor. Genç işsizliği %20'yi ilk kez aştı. %20,4 oldu. Rekor kırdı bir taraftan da. Çok teşekkür ediyorum. Sadece aktardıkların için diyoruz. Asya'yı noktalıyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Evet, bir kez daha içeriye dönüp bakıyoruz. %1,2'lik bir geri çekilme hakim. 4.445 puandan işlemden geçerken bankalar tarafında sert hareketleri takip ediyoruz. Dünkü tabloya benzer, fakat sanayi tarafında ise %1,2'lik yukarı yön söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. 16 hissenin aşağı yönlü, 82 hissenin ise yukarı yönlü hareket ettiği bir tabloda özellikle ayrıntılarda nelere dikkat etmeli? Tüm bu ayrıntıları kendisinden alacağız. Gedik Yatırım'a gidiyoruz ve yatırım danışmanı Betül Gedik bizlerle birlikte. Betül, hoş geldin yayınımıza. Neler öne çıkıyor? Günaydın, iyi yayınlar dilerim öncelikle. Uzun zamandır beklediğimiz seçime ilişkin sürecin ilk aşamasını tamamladık. Bu süreçte fiyatlamaların oldukça sağlıksız, volatil ve yönsüz olduğunu takip ediyorduk. Likiditesi yüksek, bankacılık, holding cephesinde hareketlilik ön plandaydı. Hatırlayacak olursak zaman zaman bu cephedeki alımların genele yayıldığını görüyorduk. Ancak CDS'lerde de 500 puanın altına gerileme söz konusuydu. Dün sürecin devam edecek olması, ikinci turun söz konusu olması, belirsizlik baskısıyla haftaya sert satışlarla devre kestiler başladık. CDS'ler bu sabah itibariyle 600 puanın üzerinde, şu an için 629 puan seviyesinde. Özellikle bankacılık sektörü endeks üzerinde baskısını sürdürmeye devam ediyor. Bu sabah günü %2,12'lik kayıpla başladık aslında. Bankacılık cephesindeki baskı devam ederken sizin de belirttiğiniz gibi sanayi cephesinde toparlanma çabası, buradaki kayıpların geri alma çabasının ön planda olduğunu takip ediyoruz. Teknik tarafta 4.575 seviyesinin altında fiyatlamanın devamında geçtiğimiz dönemde tepkinin geldiği bölge olan 200 günlük ortalamanın bulunduğu 4.423 bölgesi izlediğimiz ilk destek bölgesi. Bu bölgenin altında 4.374 ve yıl içi dip seviyenin bulunduğu 4.311 seviyesine kadar geri çekilme söz konusu olabilir. Ancak gün içinde tepki alımlarının yaşanması halinde 4.575-4.680 takip ettiğimiz ilk direnç seviyeleri, bu seviyeleri
seviyelerin üzerinde. Dün satışın geldiği bölge olan 4700 bölgesi önemli olacak. 4700 seviyesinin altında yaşanacak bütün yükselişler tepki mahiyetinde kalırken bu bölge üzeri kapanışlar pozitif ivme açısından sinyal oluşturacaktır. Günün geri kalanında yurt içinde seans içine gelecek açıklamalar fiyatlamalar üzerinde etkili olacağından gün içi haber akışlarını yakından izliyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum Betül, aktardıkların için Gedik Yatırım ailesine iyi seanslar diliyorum. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Turgay Özener bizlerle birlikte olacak. Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci tur senaryoları ve Türk lirası varlıklarına yönelik de beklentileri konuşacağız kendisiyle. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Turgay Özener bizlerle birlikte. Turgay Özener, hoş geldin yayınımıza. Günaydın. Evet, şimdi aslında ikinci tura kalan seçimler belirsizliği uzatıyor. Dolayısıyla hal böyle olunca hem hisse senedi tarafında beklentiler daha farklılaşıyor, hem de bununla birlikte diğer Türk lirası varlıklarında. İstersen hisse senediyle başlayalım. Seçim belirsizliği, yani ikinci tur senaryoları ve Türk lirasına olan varlıklar bağlamında ilk olarak pay piyasalarına yönelik beklentini almak isterim. Ne dersin? Genel bir bakış yapalım. Bu teşekkür ediyorum. 2-3 hafta önce senden yaptığımız programdaki beklentim esasında yabancı yatırımcının gelmesiyle alakalıydı. Türkiye'deki ekonomik politikalarının değişme umuduyla. Ama tabii çıkan sonuçlar bir değişimin, özellikle ekonomik politikalarda bir değişimi çok göstermediği için şimdi alan yatırımcının hisse senetlerini geriye satmaya çalıştığını, sattığını görüyoruz. Bu bir süre sonra devam edecektir. Tabii burada kendi yönettikleri, yabancı açısından sonra kendi yönettikleri portföylerin çok ufak bir kısmını buraya soktukları için onlar için önemsiz bir zararla çıkacaklar. Dolayısıyla bazı fiyatlarda, bazı hisse senetleri fiyatlarında da anormallik yaşatıyor. Tabii hisse senedi piyasasının en büyük özelliği, yani ekonominin en büyük özelliği ve arz ve taleptir. Dolayısıyla hisse senedinin Türkiye'deki yerli yatırımcının tasarruflarının bir yere kadar olduğunu zaten bunu Ocak ayından beri görüyorduk. Dolayısıyla yeni bir talebe ihtiyaç vardı. O da yabancı talebi olurdu. Çünkü çok ciddi 2012-13'lerden başlayan, 2018'den sonra da çok ciddi hızlanan yabancının, Türkiye'deki yabancı yatırımcının Türkiye'den kaçtığını gördük. Dolayısıyla tekrar geri gelir mi umuduyla yeni bir talep olabilir diye düşünüyorduk. Fakat tabii şu anda bu 15 günlük, 14 günlük belirsizlik, esasında çok fazla bir belirsizlik de yok da gene de bir belirsizlik diyelim buna. Esasında 28 Mayıs'tan sonra ekonomik politikalar nasıl olacak? İktidar ve şu anki iktidar devam ederse aynı şekilde mi devam edecek? Onu görmek lazım. Dolayısıyla yani bu şekilde devam ederse ben yabancı yatırımcının çok geleceğini düşünmüyorum. Çünkü hep söylediğim gibi yabancı yatırımcı özellikle hedge fonlar yurt dışında dolar TL'yi kendilerine hedge etmek istiyorlar. Ama bu line'ların hepsi kapandığı için dolayısıyla çok fazla Türkiye'ye bakmıyorlar. Şu anda Türkiye gerçekten çok ucuz birçok hisse ama yani dediğim gibi bu iş bir arz ve talep meselesi. Dolayısıyla yerli yatırımcının talebi ne kadar hisse senedi piyasasına yukarı götürür onu bilemiyorum. Belki hisse bazında ciddi karlar olacaktır. Ama bunun yanı sıra da önemli olan bütün piyasanın yukarı çıkması bence biraz zor gibi görünüyor. Ya 5700 seviyelerini test eden bir Borsa İstanbul söz konusuydu. Kendi iç dinamikleriyle birlikte bundan sonraki süreçte de tabloya baktığımız noktada yerli yatırımcının bu zirve seviyeleri bir kez daha yineleyebileceği, belki yeni zirvelerin bulunabileceği bir yolculuğun olup olmaması konusunda o zaman kararsızsın sen. Doğru mu algılıyorum? Evet, yani çok böyle ümitliyim diyemeyeceğim. Fakat tabii senaryolarda enflasyonist senaryolar olursa
Dolayısıyla TL bazında evet oralara gidebilir tekrar. Ama dolar bazında o 2.7'leri, 3'leri zorlamasını ben kısa vadede bayağı zor olduğunu düşünüyorum. Ona göre de zaten pozisyonlar alınıyor. Bence kurumsal olsun veya işte uzun vadeli yatırımcılar olsun, ben öyle pozisyon aldıklarını düşünüyorum. Ama bak yine aynı şeyi söylüyorum, yani çok ciddi ucuz hisse senetleri var mı? Türkiye'de hala var. Dolayısıyla yani hisse bazında bir para kazanılma olasılığı genel endeks bazında para kazanılma olasılığından çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Hisse bazlı yani sektörel mi hissesel mi bir senet var? Bence hisse sektörel. Yani şimdi şöyle biliyorsun yani 6 aydır mesela yabancı para dolar TL'de ciddi bir baskı var. Yani bunu görüyoruz, bunu rakamlarla da görüyoruz. Sonuçta piyasada da görüyoruz. İşte bankaların alış satış kurlarından da görüyoruz. İşte kapalı çarşıyla bankalar arası piyasadaki farktan da görüyoruz. Eğer o baskı kalkarsa, esasında bas senaryomuz biraz da öyle. O baskı kalkarsa dolar TL'nin bir şekilde yukarı gitme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bu hem endeksi hisse senetlerini dolar bazında ucuzlatacak. Esasında buradaki en önemli şey ihracatçı şirketleri rahatlatacak. Yani şu anda ihracatçı şirketlerin çok böyle rahat ve çok rahat olduğunu düşünmüyorum. Hatta ciddi sıkıntıda olduklarını düşünüyorum. Her yaptıkları işlemde bir kere bankalar arası alış satışta %5'e %6'ya yakın bir spread diyorlar. Şimdi bunlar ihracatçı şirketler için çok olumlu değil. Dolayısıyla önümüzdeki dönem 28 Mayıs'tan sonra bu baskı kalkarsa dolar TL'nin bir %10-15'lik bir belki 20'lik bilemiyorum tabii o rakamlar piyasaya bağlı bir düzeltme yapıp ondan sonra belki ihracatlı şirketlere alım yönünde bir talep gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi bir tarafta da aslında CDS'leri yakından takip ediyoruz. An itibariyle bakıyorum 644 bas puanlık bir seviye söz konusu ve bununla birlikte aslında yükselişe geçerken Mart 2021'den beri de en yüksek hızda yükselişi var. Dolayısıyla 10 yıllık Eurobond getirisi. Burada da 115 puanlık bir yükseliş söz konusu. Ne kadar dahil etmeli portföye bu bağlamda Eurobond getirileri konusundaki düşünceni merak ediyorum. Bu resim sonrası ve 28 Mayıs sonrasındaki olası resimle birlikte. Yani şöyle Eurobondlarda her zaman söylediğim gibi iki basamaklı Eurobondlara yakın getirilerin bence çok mantıklı olduğunu hep söyledim. Hala da söylüyorum. Dolayısıyla zaten yabancının özellikle batılı yatırımcıların çok fazla olmadığı bir Eurobond ortamında zaten bunların çok fazla bir anlamı olduğunu da düşünüyorum. Evet CDS'ler 644 ama biz daha önce 850'lere de çıktığını gördük. Yani Türkiye Eurobondlarında yani bu Eurobondlarında çok çok böyle dramatik değişiklikler, dramatik rakamlar görmemiştik. Ben yine aynısını söylüyorum. Yani CDS'in buradaki en önemli şeyi tabii ki borçlanma, özellikle şirketlerin borçlanmasında ciddi problem olacaktır. Ama Eurobond tarafında ben çok ciddi bir problem görmüyorum. Yani zaten çoğunlukla Eurobond yatırımcısı uzun vadeli. Yani kısa vadede, hani ben buradan alayım kısa vadede bir para kazanayım modunda değil. Dolayısıyla Eurobondlarda çok fazla dramatik değişiklikler görmüyorum. İşte 9'dan 10 arasında belki onu biraz geçer. Oralarda olacaktır rakamlar. Oralarda gerçekleşecektir. Dolayısıyla demin söylediğim gibi Eurobond yatırımcı daha çok alıp maturity'ye kadar tutan veya uzun vadeli tutan yatırımcılardan oluşuyor. Zaten son zamanlarda baktığımda Eurobond'lara talep daha çok Orta Doğu ülkelerinden geldi. Onlar da zaten öyle kısa vadeli bir para kazanma amacının olduğunu pek düşünmüyorum. Dolayısıyla burada Eurobond'u bir de dolar TL bazında olduğu için onu biraz daha pozisyon itibarından biraz daha tercih edilebilir buluyorum. Doğru. Şimdi Turgay Özener, bir portföy oluşturalım. Seçim öncesinde oluşturulmuş olan portföyde seçim sonrasındaki ikinci tura geçerkenki ve ikinci tur sonrasındaki senin daha güçlü ihtimal bulduğun bir konjonktür dahilinde
Nasıl bir değişiklik yaparsın? Bu anlamda hisseye ne kadarlık bir ağırlık verirsin? Bununla birlikte Eurobond'u oldum olası zaten hep öne çıkartıyordun sen bu bağlamda. Yine aynı düşünce demişsin. Bununla birlikte yüzdeliği kaç olur burada? Ne dersin? Hangi yatırım varlıkları mevduatı bu sepetin içerisine nereye koyarsın? Şimdi şöyle, son bir ayda hep söylediğim şey %50 hisse senedi, %50 Eurobond olması gerektiğini veya işte dolar bazlı, buna altın da olabilir, dolar bazlı yatırım araçları olması gerektiğini, yani en azından biz öyle bir pozisyon almıştık. Dolayısıyla şimdi ben hisse senedini %50'lerden şu etapta %25'lere indirmek daha tercihimdir. O yüzde diğer giden işte hisse senedine azaltılan payı da gene 28 Mayıs sonrası için, belki Haziran sonrasına için biraz daha fazla yabancı para birimi yatırımlarına koymakta fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü kim kazanırsa kazansın, bir kere şunu unutmamak lazım, demin de söyledim, yani son 6 aydır özellikle yabancı para birimleri açısından ciddi bir baskı vardı. O baskı 28 Mayıs'tan sonra, dediğim gibi, kim gelirse gelsin muhakkak ki bırakılacak. O bırakıldığı anda da, yani işte dolar TL'de ertelenmiş birçok özellikle kurumsal açıdan ertelenmiş birçok talep var. Onlar gelecekleri, onlar karşılandığı anda dolar TL'nin bir şekilde yukarı gideceğini düşünüyorum. Ondan sonra tekrar bir TL'ye dönmek, mevduat 30-35'ler faizden TL'ye dönmek veya hisse senedine dönmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda biraz 28 Mayıs sonrası için biraz daha temkinli olmakta fayda var. Yani bunu söylerken esasında şöyle, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Çok ciddi yapısal ekonomik problemlerimiz var. Yani bütçe açığı olsun, işte Merkez Bankası'nın rezervleri olsun. Şimdi bunları bir göz ardı etmememiz lazım. Dolayısıyla 28 Mayıs'tan sonra ne kadar bu baskıların ne kadar rahatlayacağını ve bunların ne kadar daha çok konuşulacağını görmemiz lazım. Dolayısıyla burada temkinli olmakta ciddi fayda olacağını. Çünkü yabancı yatırımcının şu anda sonuçlar itibariyle buraya gelmeyeceğini düşünürsek bir süre en azından. Dolayısıyla temkinli olmakta fayda var. Şimdi bununla birlikte şunu da sormak istiyorum. Küresel piyasaları da konuşmaya devam ediyoruz. Küresel piyasalarda peki hisse senedinde en azından ABD endekslerine bakışını değerlendirmek istiyorum. Yatırımcı burayı göz ardı etmeli mi, yoksa hakikaten portföy içerisine dahil edilmeli mi, ne dersin? Ben bir süre daha olduğunu düşünüyorum. Özellikle Amerikan piyasasında hisse senedi almak için. Yani tabii ki bu borçlanma tavan hikayesinin çok fazla uzun süreceğini düşünmüyorum. Yani Amerika'nın kendi bacağına kurşun sıkacağını düşünmediğim için bundan önce de defalarca bunu yaşadık. Zaten öyle bir şey olursa ciddi küresel piyasada risk iştahı acayip dağılır. O çok hoş olmaz. Ama onun çözüleceğine inanıyorum, ama yani bütün Fed başkanlarının söylediği tek bir şey var. Yani Amerikan piyasaları da bence gerektiğinden çok fazla pozitif düşünüyor. Yani bu faiz ortamının bir süre özellikle yani bu sene sonuna kadar kesin bir süre sonra devam edeceğini düşünüyorum. Yani onların hepsi zaten aynı şeyi söylüyorlar. Ben de öyle düşünüyorum. Bunun yanı sıra bankacılıktaki çok hızlı karar almaları tabii çok çok iyi. Ama bankacılıkta hala Amerika'da ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ileride bu ne kadar piyasaları, hem Amerikan piyasasını hem de dünya piyasasını, küresel piyasayı nasıl etkileyeceğini seyretmek lazım. Dolayısıyla Amerika için de şu anda bence biraz erken. Belki bunu Eylül ayında konuşabiliriz, ama şu an için orası da, çünkü baktığında o 3700-4200 arasında S&P endeksi bir şekilde bir sıkışma yaşıyor. Yani bunu onlar da önümüzdeki dönem yaşanacak gelişmelerle aşağı mı kıracak, yukarı mı kıracak? Öyle bir hava var orada da. Dolayısıyla bu yazı çok fazla risk alarak değil, biraz daha temkinli geçirmek, hem Türkiye açısından hem de yurt dışı açısından temkinli geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Peki yurt içerisinde Türkiye'de hem bono hem de mevduat faizlerinin nerede konumlanacağını düşünüyorsun?
Şimdi güzel soru. Bilemiyorum. Yani bunu bilenin de olduğunu çok düşünmüyorum. Çünkü 3 tane 4 tane ayrı faiz var. 2-3 tane ayrı kur var. Önümüzdeki dönem ekonomik politikaların ne olacağını kesin olarak bilemiyorum. Yani eğer bugünkü iktidar tekrar kazanıp 180 derece bir dönüş yapar, hala buna inanan ve hala böyle olacağını düşünen insanlar da var. Ekonomistler var, yatırımcılar var. O da olabilir. Dolayısıyla esasında 28 Mayıs'ın ertesinde işte ekonomiye kimin geleceği, hangi politikaların uygulanacağını görmeden çok net bir şey söylemek gerçekten zor. Ama bugün bakıyorsun mevduat faizleri %35'ler TL bazında. KKM'ye bakıyorsun 20 dolar bazında faiz verenler var. Yani şimdi bunlara bakınca hangi faizin nerede oluşacağıyla ilgili çok ciddi soru işaretleri var. Öbür yandan KKM'yi hiçbir şekilde bitirme şansın yok. Dolayısıyla KKM benim anladığım kadarıyla ciddi bir yurt dışından gelmediği sürece bayağı Türkiye'de mevduatın yerini alacak başka bir ürün olarak raflarda bundan sonra duracak diye düşünüyorum. Hani o da hep söylediğim şey, bir canlı bomba gibi bir şey o. Yani bugün 100 milyar doların üstüne mevduatta böyle bir bütün mevduat, neredeyse mevduatın büyük bir kısmını dolarize edilmiş durumda bankacılık sektöründe. Yani bu ne kadar iyi, ne kadar kötü, ciddi tartışılacak bir konu. Dolayısıyla şimdi bunların hepsi olduktan sonra gerçekten faizlerin nerede oturacağını, dolar tenin nerede oturacağını, hatta hisse senedinin nerede oturacağını söylemek biraz zor. Dolayısıyla şu anda onu tahmin etmekten ziyade her gün veya işte özellikle 28 Mayıs'tan sonraki gelişmeleri takip edip ona göre hızlı bir pozisyon almanın daha doğru olduğuna inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum Turgay Özener aktardıkların için, değerlendirmelerin için diyoruz İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Turgay Özener'le birlikte ikinci tur senaryoları ve TL varlıklara ilişkin beklentileri aktarmış olduk. Şimdi bir kez daha dönüp içeri bakıyoruz. %2'nin üzerinde satış da açılmıştı Borsa İstanbul, an itibariyle kayıplarını telafi ettiğini görüyoruz. 80 hissenin yukarı yönlü, 20 hissenin ise aşağı yönlü hareket ettiği Borsa İstanbul tarafında kayıplar 0.2'lik seviyesinde 4.490 puandan işlemden geçerken bankalar tarafındaki kayıpların derin olduğunu ama sanayi tarafında ise %2'ye varan bir pozitif seyir, ulaştırma tarafında ise %3'lük pozitif bir seyri takip ediyoruz diyelim. Evet, şimdi bir kez daha Asya piyasalarına dönüyoruz. Oradaki ayrıntıları alıyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Bloomberg HT Dubai temsilcimiz Ersoy Kazancı bizlerle birlikte. Ersoy, Asya ve Orta Doğu piyasalarında hangi başlıklar bugün okundu? Pelin merhaba. Evet, sabahleyin açıldığında iyimser bir hava vardı Asya tarafında. Amerika'nın artıları Asya'ya yansımadı. Sabahleyin iyiydi ama sonradan Çin'den gelen veriler pek beğenilmedi. Nisan ayı rakamlarında hepsi beklentilerin altında kaldı. Perakende satışlar, sanayi üretim ve sabit yatırımlar geldi. Onun sonrasında da Çin, Hong Kong eksiye geçti. Güney Kore yatay kapattı. Bir tek Asya'da Japonya 0.73 artısıyla dikkat çekti. Tabii Çin'in yavaşlama haberleri piyasa tarafından çok beğenilmedi diyelim. Bu arada borç tavanı limiti konusu Amerika'daki piyasa üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Ama bu olumsuz hava petrole yansımadı. Çünkü Amerika stratejik petrol rezervlerinden geri alım yapmaya başlayacağını açıkladı. 3 milyon varillik geri alıma başlayacak. Ağustos ayında almaya başlayacak. Geçtiğimiz sene yaklaşık 200 milyon varil kullanmıştı. Amerika 1980'den bu yana rezervler en düşük seviyede. Bu da petrol fiyatlarını 75 doların üzerine attı. Brent'te Amerikan türde 71 doların üzerinde. Kanada Alberta'daki yangınlar da petrolü yukarı çekiyor. Son olarak da Orta Doğu'da Abu Dhabi National Oil Company lojistik firmasını halka arz etmeye hazırlanıyor. 607 milyon dolarlık bir gelir hedefliyorlar. Pelin. Çok teşekkür ediyorum Ersoy aktardıkların için diyoruz ve Asya'yı noktalıyoruz.
Com tüm dünya. Philip Capital sundu. Evet, böylece programı noktalıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.